Selamlar Sempotiko ailesi, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Sizlerin bana göndermiş olduğu rezil anıları okuyacağız. Umarım çok eğlenceli bir video olur. Umarım çok beğenirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Yorum atmayı, beğenmeyi, kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın oğlum. Bak izlenmeler düştü. Üzülüyorum, sıkılıyorum. Bunu bana yapma. Bunu bana yapma. Lan oğlum, birileri bana sabotaj kurmuş. Bu da neyin böyle? Bir çorap. Oh shit man. Biraz sabotajın işi olmalı. O zaman çok konuşmadan videomuza başlayalım. 3. sınıftayken altıma birkaç damla kaçırdım. Ama belli duruyordu. Bilerek üstüme su döktüm. Şakasına sidikli dediler ama aslında cidden işemiştim. Oy, stratejik bir hamle. Bunu ben de yapmıştım küçükken güzel hamle. Pantolonunu ıslatmış ve... Oğlum bana gülmeseniz altıma kaçırmadım, su döküldü. Hey durun, belki de altına kaçırmamıştım. Kaçırmadım zaten. Başka bir şey yapmış olabilir. Ne yaptım oğlum? Anlarsın ya. Anlamadım. Kalkıyor zaten. Terbiyesiz yapmayın ya. Ben gidiyorum pantolonu değiştirmeye. Şimdi biz AVM'ye gittik. Ben oyuncaklara dalmışım. Bakıyorum falan. Babam beni bırakmış orada duruyor. Ben de fark etmedim. Babam diye başka bir adamın elinden tuttum. Baba diye sesleniyorum. Ah. O anı hala aklımda, yıllardır kendimden utanıyorum. Seni seviyorum Sempotiko abi. Ben de seni kardeşim benim. Elini tuttum. Sen kimsin lan velet? Sen babam değilsin. Baba! 3 hafta falan önce okuldan çıkmışız arkadaşlarla 9. sınıf. Otobüs durağına gidiyoruz. Bizim bir tarih hocası vardı. Onun evinin önünden geçiyorduk. Hoca da geldi. Ben de "Kelin nerede benim?" diye bağırdım. "Kelin nerede benim?" Hoca cama çıktı. Göz göze geldik. En utandığım andı. Bu arada gerçekten kötü. Düşünsene, acı camdan Johnny Sins çıkıyor. Oh my god. Geçen sene beden dersinde futbol formasını çıkaracağım diye içlik dahil üstümdeki her şeyi çıkartmıştım. Çok sahne. Bana komik bir sahnedir. Lan çıksana çıksana. Ahmet Çırılçıplak. Lan istemeden çıkarttım birader. Başka bir kadına anne demiştim. Olabilir olabilir, bunlar olabilir. Bunu ben de yaşamıştım bu arada. Bizim burada pazar var, gitmiştim ufaktım böyle. Annem orada kendine elbise falan seçiyor. Derken ben böyle gittim oyuncaklara falan bakıyorum. Derken annemi kaybettim böyle bakarken. Orada bir kadın gördüm. Annemin böyle saçlarına benziyor. Aa anne ne yapıyorsun? Bir döndü bir yaşlı bir kadın. Sen anne. Değilsin. Sonra annem geldi kadar. Lan gerizekalı ne yapıyorsun? Anne. Falan bir ağlamaklı olmuştum, değişikti hocam. Abi 6. sınıfa gidiyordum. Denize gitmiştik. Arabanın önünde donumu çıkartıp şortumu tekrar giymiştim. Herkes görmüştü. Aklıma geldikçe meğer ben denizli çocukluk geçirmişim diyorum. Bu arada bak, bundan böyle seneler önce biz arkadaşlarla böyle tatillerine gitmiştik, tamam mı? Benim Cem diye bir arkadaşım var. Yaşımız falan da büyük. Böyle 18'den büyüğüz. Neyse bu Cem tam üstünü değiştiriyor. Ben de "Arkadaşım soyunuyor! Arkadaşım soyunuyor!" falan diye bağırmıştım. Herkes balkona çıktı falan. Çocuk böyle kaldı ellerinde çırılçıplak. Önünde deniz havlusu da çocuk kaldı. "Oğlum yapma Fırat bak. Yapma oğlum." falan diyordu. Gerçekten trajedik bir durum yaşamışsın kanka, ama bunu yaşamayan var ya, yoktur abi. Net herkes yaşamıştır. Yorumlarda belirtin abi. Yaşamayan var mı bunu? Bir gün otobüse bir yere gidiyordum ve otobüse bir kadın bindi. "Ancak yetersiz bakiye" dedi. Ben de "Sen geç otur, ben basarım" dedim. Sonra ona basarken "Bana da yetersiz bakiye" dedi. Sonra "Yapacak bir şey yok" deyip tekrar koltuğuma geçtim. Utancımdan gideceğim yere kadar kafamı tişörtüme gömüp öyle gittim. Güzel güzel güzel. Bunu da yaşadık. Bunun da en kralını yaşadık. Ding dong. "Bakiyeniz yetersiz hanımefendi." "Hanımefendiciğim siz çekelim, ben basarım." "Ding dong. Bakiyeniz yetersiz." "Ya ben aslında daha yeni de doldurduydum ama niye öyle olduk şimdi?" "Beyefendi lütfen yerinize oturun." "Tamam, kendinize iyi bakın." O suratındaki ifadesizlik bak, şu bak. Surattaki ifade bu. Aykut Elmas'ın suratı gibi bak. Çok kötü bir durum. Çok kötü. Bu gerçekten utanç verici, evet. 3. sınıftayken çok tuvaletim gelmişti. Hocadan izin almaya gitmiştim. Hoca izin vermeyince hocanın sırasının önünde altıma işedim ve kimse fark etmedi. Pantolonun düğmesini açamazdım. 5. sınıfa kadar sınıfın önünde hoca yaşadı. Bu da komikmiş. Bu da güzelmiş. Ben de 7. 8. sınıfa kadar bağcımı bağlayamıyordum falan. Hatta bir arkadaşlara "Kanka sen bağlar mısın ya? Açılıyor açılıyor" diyordum falan. Hocalara bağlatıyordum. Annemi bağlatıyordum hep. Kravatımı da aynı şekilde. Aman pantolonun düğmesini açamamak da yani biraz sıkıntı hocam. Neyse güzel güzel. Hoşuma gitti hoşuma gitti. Hoca bize kızınca çok gergin bir ortam olur ve gülmesi gelir ya, tutmaya çalışırsın, ama ben tutamamıştım. Yüksek bir şekilde gülmüştüm. Sonra öksürüyormuş gibi yaptım. Hoca bir şey demedi. Bunun aynısını biz de yaşadık. İngilizce dersindeydik. İngilizce derste bizim aslında ana öğretmenimizdi. Diğer branş öğretmenleri bize şikayet etmiş. O da bize kızıyor işte. "Siz ne kadar adi, ne kadar şerefsiz insanlarsınız ya. Bu yaptığınız nedir ya? Utanıyorum artık. Öğretmenler odasına girerken utanıyorum" falan. Tam benim sıra şu bak. Arkadaşım öyle bir böyle aptal aptal hareketler yapıyor. Tamam, ben ona bakıyorum böyleyim bak. Falan yapıyorum. Çocuklara böyle falan yapıyorum. Maymun maymun hareketler yapıyor, tamam mı? Oğlum yapma diyorum. Patlayacağım şimdi. Hoca da agresif agresif konuşuyor. Arada da bana bakıyor böyle. En son bir an. Yaptım. "Ya Fırat ben burada ne anlatıyorum? Allah sizi kahretsin ya. Fırat çıksın lan." "Hocam ama arkadaşım." "Çık lan." "Tamam ya." Falan dedi böyle. Bu da böyle bir anımdı. Bunu da yaşadık. En kralını yaşadık. "Lan oğlum hala beğenmedin mi? Ne duruyorsun? Beğensene." İlkokulun ilk gününde hocadan izin alıp tuvalete gitmiştim. Ama geri sınıfı bulamamıştım. Koridorun başında okul bitene kadar ağladım. Kimse de merak etmedi. Sonunda çok hoşuma gitti. Kimse de merak etmedi. Kimsenin de s*** de değildi yani demeye çalışmış oldu.
Ben niye buna bu kadar güldüm acaba şu an? İlkokulun ilk gününde hocadan izin alıp tuvalete gitmiştim ama geri sınıfı bulamamıştım. Tamam, olabilir ya böyle ama yine komik. Ben de yaşadım, bazen oluyor da öyle koridorlar arasında. Ama hani okul bitene kadar ağlamış. Yani okul bitene kadar ağlamış ama böyle ders bitene kadar değil, okul bitiyor ama saatlere geçiyor. Kimse merak etmemiş. İşte ağlayan bir şey var orada. Hocanın önünden geçiyor. Niye ağlıyor ya? Neyse bana ne ya bana. Falan diyor ya. Güzel, nice nice nice. Sevdiğim kıza açılacak iken, her şeyi söyleyecek iken ağalarım kızın yanında donumu indirdi. Ya o ağaların tam bir oğlum kanım dondu lan, düşünsene abi bak, bu utanç seviyesinin had safhasında, bu başka bir boyut. Utanç değil, böyle bir kelime yok. Bunun anlatmasının kelimesi yok bunun. Çok sevdiğim bir kız var, tam açılacaksın lan. Ya Gizem ben seni çok... Lan oğlum pilodumu indirdiler. Şimdi kız çığlık atıyor falan. Ananı avradını satayım. Yerin dibinin içine girerdim, katman katman inerdim, böyle en dip katman dünyanın başında ekvatora giderdim, Mezopotamyaları keşfederdim adeta. Çok kötü, bet kötü, en kötü şu an gerçekten. Birkaç gün önce yaşandı, futbol okulundaydım, beleşe gol atmıştım, sevdiğim kız beni izliyordu. O anda kendimi Ronaldo hissettim, süüüü diye bağırmamla yere yapışman biri oldu. Herkes bana güldü, kızla bir daha görüşmedik. Başlamadan biten bir hikaye olmuş sizinkisi. Ama olsun kanka, sen yere düştün diye seni terk eden biri, seni düştüğünde seni kaldırmayan birisi zaten hayatında yeri yok kardeş. Agalar yanında. Bir gün otobüse gidiyorum, kulaklık takılı müzik dinliyorum. Meğerse kulaklık algılamamış, ses dışarı gidiyormuş. Biri geldi, biz de dinliyoruz, haberin olsun dedi. 5 durak önce indim utan. Biz de dinliyoruz. Acaba ne dinliyordu ama. O da değişik olay, düşünsene. Şemame şemame arabuka şemame. Arkada çünkü hala çekiyorlar otobüste herkes falan. Arkaya bakıyorum, ne oluyor bunlar ya? Bir çıkartıyorum kulaklık, senin ses hoparlörü patlamış, herkes hala çekiyor falan otobüste. Bak şarkı seçimleri bu konuda çok önemli. Bazen böyle dinlersin ya. Bu kadın beni niye terk etti? Böyle acayip şarkılar dinliyorsan büyük sıkıntı ama güzel dinliyorsan yine problem olmamıştır bence. Fırat sabotaj mı o? Abi okul değil de fabrikada işe başlamıştım. Fabrikanın ilk günü 15 dakikalık mola, 40 dakika mola yerini aradım. Patron çok kızmıştı. Yani birine sorsana amına. Oğlum sonra sonra Bağdat bulunur, çekinmeyin, sorun sorun. Kitap okuma dersinde ortalıkta ölüm sessizliği vardı. Öyle osurdum ki sıra delindi. Tüm sınıf bana bakmaya başladı. Daha ilkokuldaydım. Abi lütfen al. Çok sessiz, düşün zifiri sessizliği var. Sonra bir anda herkes sana bakıyor falan. Ama sen hiç istifini bozmamışsın falan. Düşün kitap okuyorsun hala. Evet. Don Kişot'un da dediği gibi. Aynen öyle. Evet. Arkadaşlar neden bakıyorsunuz tam şu anda acabası? Ben bir şey yapmadım. Bir gün bir mağazaya gitmiştik. O zamanlar Norm Ender'in Keltoş Babana Koş. Na 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 na
X'de. Bilader abi. Hep de Keltoş Babana Koş bölümünü söylüyordum X'de. Aklıma gelince hep utanırım bu arada. Yani gerçekten de utanmalısın kendinden. Kendinden utan. Futbol turnuvalarında kendimi kaleci sanıp topu elime almıştım. Ve penaltı olmuştu. Penaltıyı da yedik benim hatamdan dolayı yemiştik. Oğlum bunu nasıl unutabiliyorsun ya futbol? Bu çok saçma değil mi ya? Ya ben kaleci değil miyim? Oğlum elinle tuttun topu. Kaleciyim ben. Oğlum sen kaleci değilsin, forvetsin. Harbi mi? Hakan Bey ben istemeden oldu. Ben böyle olsa istemezdim. Oğlum hala beğenmedin mi? Beğensene kardeş, ne duruyorsun? Kimse beğenmez mi şimdi bizi? Yok beğenmez.